Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 177. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle beraber Ceph-Link nasıl yapılır onu göstereceğim. Geçen ders şu şekilde bir menü oluşturmuştuk ve demiştik ki çoklu dil desteği nasıl eklenir onu size göstermiştim. Bu derste de şu şekilde Ceph-Link'lerimiz nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Bakın hakkımızda'ya tıklıyorum ama şurada hakkimizde diye çıkıyor. Politikalarımız diyorum. Burada Türkçe karakter olmayacak şekilde ya da iletişim diyorum ama bakın küçük harflerle i, l, e, t, i, s. Bakın şey yok, iletişim yazıyor. Yani biz SEO uyumlu linkler oluşturmalıyız. Bu yüzden Ceph-Link'e ihtiyacımız var. Yani gelip veri tabanına kaydederken şurası hakkımızdayken şurası hakkimizde. Hem hepsi küçük harf olmalı hem de Türkçe karakter olmamalı. Biz bunu sağlamalıyız. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Hemen gelelim içerik kısmıma. Şurada oluşturayım. Bakın veri tabanında oluştururken biz veri tabanında örneğin menü ismin menü oluşturacağız. Bir menü şöyle göstereyim. Bakın diyelim ki bir menü daha ekleyeceğiz şuraya. Menü name'i alacağız ve menü Ceph-Link'in içerisine atacağız. Menü name'i Ceph-Link metodu bizim için şurada menü link için uyumlu, SEO uyumlu bir linke dönüştürecek. Yani ne yapacak? Türkçe karakterleri atacak. Varsa farklı özel karakterleri silecek ve büyük harfler varsa onları küçük harfe dönüştürecek. Ve bu şekilde kullanacağız. Şimdi input database'imin içerisinde Ceph-Link adında bir metot oluşturmalıyım. Hemen geliyorum. Input database'im geçen derslerde hemen public static function diyorum ve Ceph-Link ismini veriyorum. Şimdi buraya bir metin göndereceğim ve buradaki metni alıp Ceph-Link'e uyumlu bir şekilde yapacağım. Peki. İlk yapacağımız şey bizim alacağımız şuradaki değerin başında ve sonunda boşluk ifadeleri varsa trim ile bu boşluklardan kurtarmak olacak. İkinci yapacağımız şey Türkçe karakterleri İngilizce karakterlere çevirmek. Hemen bunu da yapalım. Burada geliyoruz. Bakın burada büyük Ç, büyük Ş, büyük yumuşak G, büyük Ü, büyük Ö, büyük İ, küçük Ç, küçük Ş, küçük yumuşak G, küçük Ü, küçük Ö ve küçük I harfleri Türkçe karakterlerdir ve bunları İngilizceye çevirmek için bir array daha oluşturdum ve dedim ki Ç'yi C'ye dönüştür, Ş'yi S'ye dönüştür, yumuşak G'yi G'ye dönüştür, Ü'yü U'ya dönüştür, Ö'yü O'ya dönüştür ve İngilizceye uygun bir hale getir. Aynı şekilde küçük harflerinin de karşısındakini dikkat ettiyseniz yine aynı şekilde Türkçe'ye dönüştürüyoruz. Hem büyük olan hem küçük olan fark etmez. Hepsini İngilizce olan karşılıklarına dönüştürüyoruz ve hepsini küçük harfe dönüştürüyoruz. Bu da önemli çünkü SEO uyumlu bir link oluştururken büyük harfler olmaz. Hepsini küçük harfe dönüştürmeniz daha uygundur. Daha sonra geldim string replace ile dedim ki yukarıdaki ifadeleri yukarıda gördüğün herhangi bir ifade aşağıda gördüğün ifadeye dönüştür. Nerede? Text'te. Gönderdiğim text variable'ında. Bunu da text variable'ın içerisine tekrardan attım. Sonra geldim. Tamam. Tüm Türkçe karakterleri İngilizce karakterlere çevirdim ama bu sefer de Türkçe, İngilizceye uyumlu karakterler var. Bir de onları küçük harfe dönüştürmeliyim. Bu yüzden burada bakın mb underscore string to lover'ı kullandım ve UTF-8'e uygun bir şekilde hepsini küçük harfe dönüştürdüm. Ha, burada sadece string to lover da kullanabilirdiniz. Ama garanti iş olsun diye UTF-8'e göre değiştirdik. Şimdi hemen gelip bir pattern, düzenli ifade yazacağız. Yani regular expressions yazacağız. Niçin? Çünkü ben şunu istiyorum. Diyorum ki burada garip garip şöyle ampersand vesaire şöyle yüzdelik ne bileyim şöyle diyez işareti vesaire gibi karakterler olabilir. Biz bunları tire'ye dönüştürelim diyorum. Bu yüzden de bir regular expressions yazacağız. Şimdi burada preg replace'i kullanacağız. Geçen derslerde size gösterdiğim. Ve geliyorum diyorum ki küçük harften A'dan Z'ye ve 0'dan 9'a sayılar hariç, bakın şapka işareti bunlar hariç demekti. Bunlar hariç hepsini şöyle tire'ye dönüştür. Bir tire çizeceğiz. Daha sonra
Bununla ilgili küçük bir hesaplama daha yapacağız. Niçin? Çünkü bu tireler birden fazla olabilir. Örneğin yan yana şi, çe, şe, ö harflerini kullanmış olabilir. O halde bizim linkimizde 3 tane tire yan yana olacak ki bunu istemeyiz. Tek tire olmasını isteriz. Bu yüzden bunu da hemen düzeltelim. Burada gelip düzenli ifadeye diyorum ki tire ifadesinden bir veya daha fazla kez kullanılmışsa onu tek tire olarak değiştir diyorum. Yani yan yana şöyle 4 tane tire varsa onu tek tireye dönüştüreceğiz. Son olarak geliyorum diyorum ki eğer bizim yapımızın başında ve sonunda tire varsa onları da trim et, kaldır. Niçin böyle bir şey yapıyoruz? Bakın ben bu kısmın başında garip bir simge ve sembol kullanabilirdim. Hakkımızdanın hem en sonunda hem en başında garip ifadeler kullanabilirdim. O halde en başına ve en sonuna şu şekilde tire bırakacak linkin. Böyle olmasını istemeyiz. Böyle bir link yapısı olmaz. Linklerimizin ortasında olacak şu şekilde. O halde buna uygun olarak ben diyorum ki en sonda ve en başta varsa tire ifadesi sen onu trim et, kaldır. Daha sonra return ile bana geri gönder. Gördüğünüz gibi input klasımın içerisinde bir self link metodu oluşturdum. Ve bu self link ile ben şurada linklerimi oluşturacağım. Hemen bakalım. Şuradan dosyayı gönderelim sunucuya. Hemen şurada bir gözlemleyelim. Bakın hakkımızdayı gördüğünüz gibi şu şekilde hatta yaklaştırayım. S uyumlu bir hale getirdi. Şuradaki tireyi kaldırayım, kafanız karışmasın. Değiştirelim. Şurada ne yapalım? Bakın burada rastgele bir isim veriyorum ve bunun linkinin oluşmasını istiyorum. Nasıl oluşacak? Bakın gördünüz şu şekilde olan bir linki şu şekilde bakın calinti tire hayatlar diye değiştiririz. Ve benim S uyumlu bir link elde etmeme vesile oldu. Hatta normal yazalım hakkımızda mesela. Bakalım hakkımızdayı nasıl çevirecek? Dosyayı kaydediyorum. Bakın hakkımızda diye çevirdi. Bakın hakkımızda. Şuradan da görebilirsiniz. Ya da iletişim, şurada iletişimi iletişim diye çevirecek mi bakalım. Yeniliyorum. Bakın iletişimi iletişim diye bize dönüştürdü. Bu şekilde SEO uyumlu linkler de yapmamızı sağlıyor. Self link. Evet, bu derste amacımız şuradaki self link'in yapımını göstermekti. Umarım buradaki mantığı anlamışsınızdır. Önümüzdeki derslerde PHP'nin diğer konularıyla devam edeceğiz.